Gaziantep kamu kurumlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı birinci dönem toplantısı Vali Vekili Halil Uyumaz başkanlığında gerçekleşti. Gaziantep'te 2018 yılında en fazla bütçe tarıma ayrıldı. 1 milyar 2 milyon 424 bin liralık harcamayla tarım listede ilk sırayı alırken 738 milyon lirayla ulaştırma ikinci sırada, 522 milyon lirayla eğitim üçüncü sırada yer aldı. 1 milyar 2 milyon 424 bin TL tarımın bu şeydeki payı. Yine ikinci sırayı ulaştırma, üçüncü sırayı eğitim, dördüncü sırayı diğer kamu hizmetleri, beşinci sırayı sağlık, altıncı sırayı da enerji sektörü takip etmektedir. Tarım, demin de belirttiğim gibi 1 milyar 2 milyon 424 bin TL ile birinci, en son sektördeki enerji sektörümüzde 24 milyon 932 bin TL ile bunu takip etmektedir son sıra olarak. Arada da diğer sektörler vardır. Karayolları 5. Bölge Müdürü Şenol Altınok, ulaştırma sektöründe Gaziantep'te 9 projenin yürütüldüğünü ifade ederken Gaziantep-Nisip yolundaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yine Gaziantep'in en önemli projesi Gaziray projesi. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. %85'lere geldik. 16 tane istasyon inşa ediyoruz. 4 hattı 25 kilometre. İkisi banyo, ikisi hızlı tren olmak üzere 4'er hat oluşturuyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 4,5 kilometrelik kesmini yer altına alma ile ilgili ayrıca bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile bu projeyi yürütüyoruz Sayın Valim. Bunun da tabii çok önemli hedefleri var Gaziantep için. Özellikle hem marangozlar sitesine hem de OSB'lere yolcuları kısa yoldan ve hızlı şekilde, güvenilir şekilde ve ucuz imkanlarla taşımayı hedefliyoruz. Günlük 100 bin kişi taşımayı öngörüyoruz Sayın Valim.